Ramazan-ı Şerif'in ikinci günündeyiz. Yine Flash TV ekranlarındayız. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Dün ilk programımızda çok güzel tepkiler aldık. Çok güzel telefonlar aldık. Çok güzel mesajlar aldık. Yolda yürürken çok değerli insanlardan, değerli analardan, bacılardan çok güzel teveccühler aldık. Bu bizi güçlendirdi. Açıkçası bize moral verdi. Allah hepinizden razı olsun. Bizler dilimizin döndüğünce bildiğimiz doğruları aksetmeye, dillendirmeye, anlatmaya, tebliğ etmeye çalışıyoruz. Flash TV'ye de bize bu şansı verdiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sizler de tekrar tekrar hem programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başındaki herkese, başta çok değerli tabii ki hanımefendiler olmak üzere, hoş geldiler, sefalar getirdiler. Efendim, bugün yine çok değerli hocamız var. Abdülaziz Bayındır hocamız var. Şimdi isterseniz hocamızı bir alalım. Merak ettiklerimizi, Ramazan'la ilgili sormak istediklerimizi soralım. Bizi aydınlatsın. Çok güzel ilminden, bilminden, bilgisinden faydalanacağımız, feyiz alacağımız bir hoca. İsterseniz Abdülaziz Bayındır hocamızı. Hocam. Evet, teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şöyle alalım hocam sizi. Tamam. Evet, hoş bulduk. Sağ olun. Evet. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hocam. Sefalar bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah. Allah başarılar versin. Allah razı olsun. Şeref verdiniz. Sizin gibi değerli bir hocamızı programımızda görmek, yanımızda görmek bizim için onur verici. Ramazan nasıl gidiyor hocam? Vallahi ben hiç nasıl gittiğini fark edecek kadar bir boş vakit bulamıyorum. Maşallah. Yani doğrusu. Koşturuyorsunuz, yoğunluk var. Artık yani gecelerimiz, gündüzlerimiz tamamı dolu. Tamamı doldu. Evet. Maşallah. Dolayısıyla farkına varmamız mümkün olmuyor yani. Doğru. Evet. Hocam, sizin tabii ilahiyat profesörüsünüz. Fetva ehli olan insanlardan bir tanesiniz. Benim merak ettiğim, son günlerde fazlasıyla konuşulmaya başladı. Bu geçen Ramazan'da da başlamıştı esas. Hani 80 dakika erken oruca başlıyoruz diye bir fetva var. Bu ne kadar doğru, merak ediyoruz. Evet, şimdi vaktimize göre anlatayım yani. Evet, lütfen. Ne kadar vaktimiz varsa ona göre anlatayım. Lütfen. Çünkü birkaç tane de soru var. Şimdi tabii ya, konu çok, sorular çok da. Şimdi şu anda sorunuzun tam cevabı. Yani 80 dakika 80, erken 80, mi oruca 80 başlıyoruz? 80 dakika değil. Hı-hı. 79 dakika. Şeyde Ramazan'ın birinci günü. Evet. Yani dünkü gün itibariyle 79 evet. dakikaydı ama bugün değişebilir. Hı. Çünkü bu o neden kaynaklanıyor? Şeyden kaynaklanır. Hatta güneşin bir geliş açısı vardır. Evet. Bir de bulunduğunuz enlem vardır. Hı. O geliş açısı ve enleme göre her gün değişir o. Hocam, bir de ben şunu merak ediyorum. Mesela sabah namazı için imsak giriyor. İmsaktan sonra sabah namazını eda edebiliyorsun. Hayır. Yani bugün imsak diye okunan ezanlarda ancak sahura kalkabilirsiniz. Sahura kalkabilirsiniz. Yani namaz kılınmaz. Hı. Ramazan'dan öncesinden bahsediyorum. Olsun hocam. Yani orada şey yapıyorlar, imsak denen vakitte ezan okumuyorlar. Normal vakitte ezan okuyorlar. Ama Ramazan olunca imsak dedikleri vakitte okuyorlar. Aslında imsak oruca başlama vaktidir de yanlış bir adlandırma var. Ben şöyle anlatayım. Lütfen. Sabahleyin. İzleyicilerimiz arasında mutlaka astronomi bilenler vardır. Bir astronomik tan denen bir olay vardır. Astronomik tan dediğimiz, uzak yıldızların gözükmemeye başladığı vakittir ki güneş o zaman ufkun 18 derece altındadır. O andan itibaren astronomlar yıldız gözlemeyi bıraktıkları için astronomik tan derler. Çünkü güneş ışınları artık ufkumuza gelmeye başlamıştır. O andan itibaren bizim dini terimlerimiz içerisinde ona seher vakti denir. Seher vakti, evet. O zaman seher vakti başlar. Seher vakti sahur vaktidir. Evet. Yani sahur yemeğini yediği vaktidir. Yani tabiatın uyanmaya başladığı zamandır ki insan vücudunda da içinizde beslenme uzmanları ve tabipler, mutlaka doktorlar vardır. Bunun üzerinde lütfen durun. İnsan vücudu bir takım salgılar salmaya başlar. Yani artık vücut uyanmaya başlar o saatte. Evet. Dolayısıyla o saatte sahur yemeği yenir. Sahur yemeği, o saatte yenen sahur yemeği.
Dolayısıyla vücudunuz hiçbir şekilde ona tepki göstermez. Ama ondan önce sahur yemeği yenirse ki şimdi o saatte sahur yemeği yenmiş oluyor, iş bitmiş oluyor. Dolayısıyla gecenin ortasında yemek yiyorsunuz ve vücut rahatsız oluyor. Peki hocam bir de lafınızı balla kestim. Twitter'dan da birkaç tane mesaj aldık. Özellikle sizin konuk olacağınızı öğrendikten sonra şunu merak ediyorlar. Diyorlar ki yurt dışından gelen tweetlerde özellikle 24 saat boyunca güneşin batmadığı yerler var. Hı hı. Oralarda oruç nasıl tutuluyor? Ben şimdi oraya gittim. Ha, peki. Yani o bölgeye 4 kere gittim. Evet. Yazın gittim 24 saat güneş dolaşıyor. Evet. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Allah orayı yani o kutup bölgesini öyle ayrıntılı anlatıyor ki inşallah yazılarımız ilerisine çıkar. Ben şu anda henüz yazılar tamam da onu bizim Süleymaniye Vakfı internet sitesinde isteyenler okuyabilir. Onu matematiğini inşallah bitiriyoruz şu anda. O 24 saat dolaşıyor ama her gün gece ve gündüz oluyor. Ve oranın hesabı var. Mesela orada buradan çok daha az oruç tutacaklar. 13 saat falandır. Bizim internet sitesine giren kişiler kutup noktasına kadar dakika dakika böyle saniye en küçük bir hata olmaksızın şeyini bulurlar. Namaz vakitlerini, oruç vakitlerini bulurlar. Şimdi bizim gelenekte yani insanlar bizim ilim adamlarımız eski ulemamız öyle bir bölgede yaşamadığı için onunla ilgili ayetleri anlamakta zorlanmışlar. Daha doğrusu anlayamamışlar. Şimdi biz oraya gidip de gözlemler yapınca ben 4 kere gittim. Hatta en son gidişimde de Svalbard'a gittik. Svalbard'ı belki bilenler bilir. 13 Ocak'ta oradaydık. Gündüzün saat 12'de güneş ufkun 10 derece altında. Güneş ufkun 10 derece altında. Ama gündüz oluyor. Evet, yani burası çok önemli. Çok ilginç bir şey. Evet. Ve orada biz gözlem yaparken sürekli şeyden gözlem yapmamızı istemiyordu oradaki güvenlik görevlileri. Neden hocam? Diyorlardı ki her an beklemediğiniz bir yerden kutup ayıları siz şey yapabilir. Anladım. Yani o kutup ayılarının korkuları içerisinde ama ben hiç korku duymadım doğrusu. Çünkü oraya iş yapmaya gitmiştik. Orada gittik Allah'a şükür şeyimizi yaptık. Dolayısıyla hem güneşin hiç batmadığı zaman namaz vakitlerini tamamen tespit etmek nasip oldu. Hem güneşin hiç doğmadığı bir zamanda namaz vakitlerini tespit etmek mümkün oldu. Ve tekrar ediyorum tabii benim bunların bütün ayrıntılarını anlatmam için belki bir ay. O zaman şöyle yapalım Abdülaziz Hocam. Acil reklama girmemiz gerekiyor. Reklam dönüşünde biz kutup bölgelerinde ibadetin de nasıl yapıldığını soracağım ben size. Olur. Onu da bize aydınlatırsınız. Evet efendim biz buradayız. Reklamlara gireceğiz şimdi. Reklamlardan sonra tekrardan Abdülaziz Hocam'ın o değerli kıymetli sohbetiyle bir ara. Şimdi tabii zannediyoruz ki Müslüman insan veya İslam dini sadece bizim bölgemizde, bizim coğrafyamızda var. Oysa ki dünyanın dört bir tarafında Müslümanlar var. Çin'de de Müslümanlar var. Amerika'da Müslümanlar var. Brezilya'da Müslümanlar var. Afrika'nın en ücra köşelerinde Müslümanlar var. O yüzden Avustralya'da bir sürü Müslümanlar var. O yüzden bizi seyredenler dünyanın dört bir tarafından seyrediyorlar. Ve oralarda, o ücra köşelerde belki de dini bilgileri bu denli kuvvetli insanların kıtlığı yaşanıyor. O yüzden böyle Abdülaziz hocamız gibi değerli insanları gördükleri zaman kendilerinin bilmek istediği soruları veya Hristiyan arkadaşlarıyla sohbet anında merak ettiği de ve cevap veremediği soruları o yüzden soruyoruz. Belki içinizde şey diyen olabilir. Yani neden hani çok daha klasik sorular sormuyorsunuz? İşte sakız çiğnemek orucu bozar mı? Diş fırçalamak orucu bozar mı? Onu herkes biliyor canım. Artık onu evet onu artık yani neredeyse 10 yaşındaki çocuk da bildiği için böyle biraz daha derin konuları, kafamızı kurcalayan soruları sormak istiyoruz hocamıza. Hocam kutup bölgelerinde ibadet nasıl yapılıyor? Şimdi kutup bölgelerinde tabii bundan önceki bölümde söylemiştim. 4 kere gittim ekiplerle birlikte yani büyük ekiplerle. Ve kendi imkanlarımızla gittik yani devlet imkanıyla falan değil. Evet. Bunu şundan dolayı diyorum. Niçin söylediniz hocam? Şundan dolayı söylüyorum. Kendi rahat koltuklarında hiç rahatlarını bozmayan, evet. defalarca davet ettiğimiz halde davetimize icabet etmeyen bazı kimseler çıkıyor. Evet hocam. Gene Ramazan geldi, gene milletin kafasını karıştırır diyorlar.
Yani bir insan milletin kafasını karıştırmak için mi Svalbard'a gider? Orada kutup ayılarına yem olma tehlikesi geçirir. Öyle bir şey olur mu? Bir insan yani şey kaç kere donma tehlikesi geçirdik. Hocam, siz düşünebiliyor musunuz? Kameralar dondu. 5 dakika çalışamıyor. 5 dakika çalışmıyor kamera. Abdülaziz hocam, bu tamam. Gerçek bir Müslümana bu denli gıybet yapmak yakışır mı? Yani hayır, çıkıp da televizyon şeylerinde laf söylüyorlar. Allah'ın huzurunda onların hesabını elbette ki vereceklerdir. Bunları açıkça söylüyorum. Öyle laf yok. Biz bu işi 30 senemizi verdik. Evet. Ve de yani bunu söylemek çok çirkin ama söyleyeceğim. Biz kutup bölgesine giderken kredi kartlarımızla bilet, paramız yoktu. Çünkü bir arkadaşlarımız kredi kartlarımızı aldık, geldikten sonra ödedik şeylerini. Evet. Ama başkaları gitseydi yolluk alırdı, yevmiye alırdı, 5 yıldızlı otellerde otururdu. Şimdi de biz şey yapamazdı yani, konuşmazdı bize karşı da. Biraz akıllı olsunlar, kusura bakmasınlar. Bu milletin gözüne baka baka da yalan söylemesinler. Eğer bildikleri bir şey varsa çıksınlar, burada konuşalım. Defalarca davet ediyoruz, gelmiyorlar. Ondan sonra bizim olmadığımız yerlerde laf konuşuyorlar. Öyle laf şey yok. Neyse, şimdi asıl konuya geçeyim. Şimdi kutup bölgesinde Tromso var mesela, 70 derece enlem. Evet. Orada var işte 60 bin, 68 bin, 70 bin civarında insan yaşıyor. Çok güzel bir yer, yani tarifi imkansız güzellikte bir yer. Şimdi orada 3 tane cami yapmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Kim yapmış hocam? Oranın yerli Müslümanları, Türkiye'den de giden Müslümanlar var. Görüyorsunuz değil mi? Bir kutupta, Tromsø'de 3 tane cami var. Düşünebiliyor musunuz? Ve şimdi oraya biz o bölgeye ilk giden ekip bizmişiz meğer. Bilmiyoruz. Onun için orada bir televizyon kuruluşu, bir yapımcısı bizim bütün hareketlerimizi filme aldı ve yakında inşallah bir belgesel haline getirecek. Maşallah. Çok güzel. Şimdi öyle olduğu için ikide bir ağzıma mikrofonu dayayıp şey bilgi alıyorlar. Hiç unutmadığım bir hatırımı anlatayım da, çünkü orada çok önemli hocam. Bir ayeti evet, kerime ortaya çıkacak orada. Lütfen hocam. Şimdi ben buradayken 24 saat güneş havada dolaşıyor, nasıl gece gündüz oluyor diye hayal ediyorum. Orada Tromso'da bir gözleme çıktık gece. Bakın, 24 saat güneş havada dolaşıyor ama gündüzün kısa kollu gömlekte dolaşıyorsunuz. Gece çok sıkı giyindik. Oradaki yerliler de der ki aman pantolonunuz altından bir içlik giyin. Peki giyindik. Aman işte şey yün kazak giyinin, giyindik. Aman işte montunuzu giyinin. Aman işte kaşkolunuzu takın. Aman başlığınızı. Ya ne, yaz ortası 21 Haziran bu. Şimdi çıktık, ben gerçekten bütün onları yapmama rağmen üşüdüm. Aynı işte Güneştepe'de. Şimdi orada kendi zihnimdeki bir havayı yakaladım. İşte güneşi karşıda zannediyorum. Hemen kameralar karşısında başladım açıklamalar yapmaya. Açıklamalar bitti, bir geriye döndüm ki güneş arkamda. Eyvah, biz bütün sıfıra düştük. Ben güneşi karşımda zannediyordum, meğer arkamdaymış. Bulutun altına girmiş, görememişim. Ondan sonra kendi kendime... Namazınızı nasıl kıldınız hocam? Hangisi? Kolay o, bir dakika. Evet. Ben kendi kendime orada tabii büyük bir şeye uğradım, bir moral çöküntüsüne. Ve ekibi bıraktım, bir kenara ayrıldım. Bu defa ayetleri tekrar gözden geçirmeye başladım. Baktım ki Allah-u Teala ayet ediyor ki... Estağfirullah. وَجَعَلْنَا الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَتَ الْلَيْلِ Geceyi gündüzü iki gösterge yaptık. Gecenin göstergesini kaldırdık diyor. Gecenin göstergesini kaldırdık ne demek oluyor? Siz geceyi karanlık zannediyorsunuz. Karanlık zannetmeyin diyor. Ve çok ilginçtir. Namaz vakitleriyle ilgili sadece öğlende güneş kelimesi geçer. Öğlende güneş kelimesi geçtiği için bu dünyanın her yerinde rahatlıkla tespit edilen bir ölçektir. Onun dışında güneşten hiç Kur'an bahsetmez. Resulullah'ın sünnetinde de bahsedilmez. Dolayısıyla biz güneşin hiç doğmadığı ve hiç batmadığı yerlerde İlgili ayet ve hadislerle 5 vakit namazın vaktini bütün dakik olarak tespit edebildik. Hı hı. Ve tarihte ilk defa bunu yapabildik Allah'a şükür. Çok önemli bir şey. Ve bunun matematiğini de Allah'a hamdolsun yaptık ki, çünkü hiçbir altyapısı yok matematiğinin. Ondan sonra ve 5 vaktin 5'inde de ve oradaki insanlar ne yapıyorlardı biliyor musunuz biz gitmeden önce? İlan edilmiş, bizim Süleymaniye Vakfı sitesine girerseniz orada görürsünüz. Öyle uygunsuz namaz vakitleri ki bir gün önce diyor ki evet.
mesela öğlen namazı diyor saat 12'de, ikindi namazı saat 7'de olacak diyor. Saat 6'da olacak diyor. İkinci gün diyor ki öğlen namazı saat 12'ye 5 kala, ikindi namazı saat 12'de, akşam namazı 12.35 geçe olacak. Ya ne oluyor? Ezan okunana kadar ikindi olacak. İkinci okuyacak. Bu ne biçim bir şeydir? Peki onu neye göre ayarlamış? Hiçbir kriteri yok. Tamamen hayali. Tamamen hayali. Evet. Ama Allah'a biz çok şükür. Biz orada o saatlendirmeyi yapıp arkadaşları bilgilendiriyoruz. Tabii tabii. Bizim şu anda internet sitemize giren herkes, hı hı, dünyanın bütün noktaları için, yani siz kendi evinizin namaz vakitlerini bulabiliyorsunuz. Sokağınızın öbür başına gerek yok. Noktasal. İftarı nasıl açıyorlar onlar noktasal hocam? İftarın an, geldiğini, sahurun geldiğini nasıl anlıyorlar? Artık onların bütün kriterlerini belirledik ve yazdık Allah'a şükür. Oradakiler de biliyorlar şu anda. Çok, hı-hı, şükürler olsun. Bu şeyde Ocak'ta da o kutup bölgesinde bizim isteğimiz olmaksızın onların, hı-hı, yani o Norveçlilerin organizasyonuyla da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen ilim, hı-hı, adamlarıyla da toplantılar yaptık. Hı-hı. Derken gayet güzel oldu. Hocam yani. O zaman bir sohbetimize devam edeceğiz. Tamam. İsterseniz Bilal Pehlivan kardeşimizle siz zaten tanıyor musunuz? Sizin elinizde büyümüş. Tabii. İsterseniz Bilal'cim size güzel, teşekkür ediyorum. Güzel Kur'an okur, evet. Evet, bize bir Kur'an okusun o güzel sesiyle. Tamam. Evet. Dinleyelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة كلا بل تكذبون بالدين وإن كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما وَمَا
Lütfen hocam. Şimdi Bilal hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hocam ayeti bize açıklayacaktınız, sureyi. Evet, bu İnfitar suresinden okudu Bilal hoca. Orada tabii surenin başından itibaren okumadı çünkü vaktimiz yetmezdi. Hı hı. Ortasından itibaren okudu. Evet. Orada Allah-u Teala diyor ki ya eyyuhel insan ma garreke bi rabbikel kerim. Sana bu kadar ikramı olan Rabbine karşı seni aldatan ne? Neyine güveniyorsun da Rabbine karşı yanlış işler yapıyorsun? Bak elin neyin varsa o vermiştir. Yani. Ellezî halakak. Bak sen yoktun, seni yaratan o. Mesela şu salonu dolduranlardan hangimiz 80 sene evvel bu dünyadaydık? Hiçbirimiz yok. 80 sene sonra hangimiz olacağız? Hiçbirimiz olmayacağız hocam. اَلَّذ۪ي خَلَقَكْ Seni yaratan o. فَسَوَّاكَ Organlar arasında dengeyi kuran o. فَعَدَلَكْ Ve seni organların arasında bir düzgünlük yapan ve seni dengeli bir hale getiren o. Yani hocam çok doğru söylüyor. Mesela burnumuzun 5 santim daha uzun olduğunu düşünsenize. Ne kadar biçimsiz olurduk. Veya dişlerimizin 2'şer santim daha uzun olduğunu düşünün. Tabii. Bakın Allah nasıl her şeyi hesaplı yaratıyor. Her şeyin dengesini kurmuşumdur. Ya. فِي اَيِّ سُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكْ Ve her birinizi de kendi belirlediği surette şekilde yaratmıştır. Yani Allah öyle bir yaratmıştır ki yeryüzünde her insan tektir. İkincisi yoktur. Bütün insanlar her şeyleriyle tek yaratılmışlardır. Kella, hayır hayır diyor. Bel tükezzibune biddin. Siz o hesap verme gününe karşı yalan söylüyorsunuz. Yani hesap vermeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Size bunlar sanki karşılıksız verilmiş gibi düşünüyorsunuz. Ve inne aleykum lehafizin. Şunu çok iyi bilin ki üzerinizde koruyucu melekler vardır. Kiramen katibin, değerli yazıcılardır onlar. Ya'lemune ma tef'alun. Ne yaparsanız bilir ve kayda geçerler. Bütün yaptığımız iyilikleri, günahların hepsi melekler tarafından yazılmaktadır diyor. Evet. İnnel ebrara lefî naîm. Kimler iyilik yapar, iyi olurlarsa, dürüst olurlarsa onlar mutlaka nimetlerin içerisinde olacaklardır. Şu mevcut nimetlerden çok daha fazlası. Ve innel fuccara lefî cehîm ama kırıp geçirenler, hak hukuk tanımayanlar, günahkarlar da mutlaka alevli ateşin içerisinde olacaklardır. Yaslavnehâ yevmeddîn hesap günü orada kızartılacaklardır bunlar. Ve mâ edrâke mâ yevmeddîn hesap gününün ne olduğunu sana bildiren oldu mu? Gidip gelen var mı ki öğrenesin? O zaman ancak Allah'tan öğrenebilirsin. Sümme ma edrake ma yevmiddin. Evet. Hesap gününün ne olduğunu sana bildiren var mı? Şu ölen bir daha geri gelmiyor. O zaman Allah'tan öğreneceksin. Öyleyse dinle. Yevme la temliku nefsun li nefsin şey'a. O gün hiç kimsenin, hiç kimse için yapacağı hiçbir şey yoktur. Sakın ha beni falan kurtaracak, filan bana yardımcı olacak falan demeyin. Bak o gün hiç kimsenin, hiç kimse için yapacağı hiçbir şey yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya demiştir ki, kızım Fatıma, baban olarak benden ne istiyorsan iste, verebileceklerimi veririm. Ama şunu bil ki ahirette sana hiç faydam olmaz. Sen kendi tedbirini al. Halasına aynı şeyi söylemiş, amcasına aynı şeyi söylemiştir. Hatta vefat eden amcası Hakk'ın rahmetine kavuşuyor ki o Peygamber Efendimiz'i üstüne en çok düşen, onu koruyan, kollayan, müşriklere karşı kollayan amcası Ebu Talip, evet. Ebu Talip İslam'a geçmemiştir.
Değil mi hocam? Yani şu an ve o şekilde vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açıyor. Tam ya Rabbi amcası için tövbe istiyor. Diyor ki onu İslam'ına kabul et dediğinde Cenab-ı Allah İnneke la tehdi men ahbebte diyor. Sen istediğin kişiyi yola gelmiş sayamazsın. Yola gelmiş sayma konusunda karar Allah'a aittir. Velakinnallah yehdi men yaşa. Allah gerekli gayreti gösterenleri yoluna sokar. Yani nasıl bir öğretmen çalışanı sınıf geçirirse Allah da gerekeni yapanı yoluna sokar. Öyle bedavacılık yok. Yani bir insan bakın burada şunu mutlaka bilmemiz lazım. Bir insan nasıl kafir olur? Kafir olmak nedir? Bunu İbrahim suresinin 3. ayetinden çok net bir şekilde görüyoruz. Allahü Teala ve veylün lil kafirine min azabin şedid diyor. Kafirlerin o şiddetli azaptan çekeceği var. Kim ya Rabbi bunlar? Ellezine yestahibbunel hayate dünya alel ahire. Dünya hayatını ahiretten daha çok seven kimselerdir. Bak ahireti inkar eden değil. Allah'ı inkar eden değil. Dünya hayatını, şu yaşadığımız hayatı ahiretten daha çok seven ve yasuddûne an sebîlillâh ve Allah'ın yolundan da yavaş yavaş uzaklaşan ve yebûne hayvaca o yolda eğrilik peşinde koşan. Yani öyle bir dini öyle bir yaşayacak ki dışarıdan baktığınız zaman dindar göreceksiniz ama o eğrilik içeride olacak. Ulaike fî dalâlin ba'îd, bunlar çok deli derin bir sapıklıktadır. Onun için hepimiz kendimize soralım. Bizim hayatımızda Allah'ın emirleri mi bir numara yoksa kendi arzularımız mı? Eğer dünyayı ahiretten çok seviyorsak çok tehlikedeyiz demektir. Onun için çok dikkatli olalım. Şimdi bazı insanlar da var. Az önce hocamızın da hani kızdığı, sinirlendiği bir konuydu belki ama bazen gerçekten ki ben onlara Müslümanlara sakat Müslüman diyorum. Çünkü eğer gerçekten Müslümanlığı yaşıyorsan dört dörtlük yaşayacaksın. Fetva ehli olma adına. Eğer fetva vereceksen, dört dörtlük yaşarsan ben senin fetvanı dinlerim. Bir kere gerçek bir Müslüman ne yapmaz? Gıybet yapmaz demiştik. Gıybet, yani öyle şeyle karşılaşıyorsun. Tabii hani iyi yaklaşın, hüsnü zannedenlerin dışında. Bakıyorsun, işte hocam niye gitti, ne işi var orada? Ortalığı karıştıracak veya Nihat dün şarkı söylüyordu, bugün ezan okudu. Bakın, sanki... Yani o melekler hani hocam bahsetti ya Allah'ın da söylediği ayetinde iki tane melek vardır. İyiliği yazarlar, günahları yazarlar. Sanki o Allah'ın melekleri yokmuşçasına öyle insanlar var ki çevremizde onlar kendilerini melek yerine koymuş bizim günahlarımızı ve de bizim sevaplarımızı yazıp önümüze koyar olmuşlar. Düşünebiliyor musunuz? Bakın. Kelime-i şehadeti getiren herkes Müslümandır bir kere. Onun adını koyalım. Yani bazı insanlar hocam şey zannediyorlar. Ben yani bir tane bak, cennet Bey, var. Burada şu kelime-i şehadeti de yani çok az bakın. Ben müsaade ederseniz. Hocam ben şu ayrımı yapmak istiyorum. Buyur, lafını balla kestim. Şimdi kafirliğe geldiniz. Cennet zannediliyor ki veya zannediyorlar veya empoze ediyorlar. İnsanlarımız bilinçlensin diye. Bir tane cennet var. Sanki bir tane de cehennem varmış gibi. Müslüman olmak ayrı bir şey, günahkar olmak ayrı bir şey. Değil midir hocam? Tabi şimdi imanla... Yani şimdi bir mesela dinden çıkmış bir kişi ile, dinle alakası Allah'a şirke koşmuş bir kişi ile Allah'ı kabul etmiş, peygamberini kabul etmiş, imanın şartlarına biat etmiş. Fakat günahları var. Yalan söylemişse yalan söylemiş. Yapmak istemediği halde zinaya bulaşmış veya Allah'ın hoşuna gitmeyen bir şey yapmış. Şimdi, bunu dinden çıkmış diyebilir miyiz? Bak günahların hepsi, her bir günah insanın vücudunun reddettiği şeydir. Amin. Hiçbir günahı insanın vücudu kabul etmez. Çünkü bu vücut sevap işlemek için yaratılmıştır. Evet. Günah için değil. Onun için dikkat edin, yanlış bir şey yaptığınız zaman vicdan rahatsızlığı çekersiniz. Doğru. Bir çok önemli bir husus vardır. Araf suresinin 30. ayetinde Allahü Teala insanları iki gruba ayırır. Feriqan heda ve feriqan hakka aleyhimuddalale.
Bir grubu Allah yoluna kabul etmiştir. Bir grup da sapıklığı hak etmiştir. Evet. Çok dikkat edin. Sapıklığı hak edenler ne yapıyor? اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينِ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar Allah ile kendi aralarına şeytanları evliya olarak koyarlar. Aslında şeytandır ama onlar evliya sayarlar Allah'la kul arasında. Ve yadunnune ve yasudun an sebilillah ve yadunnune ennehum muhtedun. İnnehum ittehudu şeyatin evliya min dunillah ve yahsebun ennehum muhtedun. Tamam. Onlar kendilerini doğru yolda hesap ederler. Yani kendisini doğru yolda saymayan hiç kimse yoktur. Bunu çok iyi bilelim. Hocam, ama acaba Allah bizi doğru yolda sayıyor mu? Bütün mesele o. Kendisini dindar saymayan hiç kimse yoktur. Evet. Yani ateisti, şusu busu, herkes kendini dindar sayar. Ama acaba hangi dinin dindarısın? Sen Allah'ın dininin dindarı mısın yoksa başka dinin dindarı mısın? Asıl soru bu. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Ve Müslümanlığa girdiğim, ateistlerin Allah'a inanmamaları imkansızdır Nihat Bey. Böyle bir şey olmaz. Yok, inanmıyoruz. Yok, desinler ya, ben yani şeyde bundan bir ay önce şimdi, Avrupa'da ateistlerin başıyla görüştüm. Yani ezana, çok görüşüyorum, bunu bana anlatamazlar hocam, yani. Hocam, Allah'a inanmayan bir tek insan olmaz yeryüzünde. Ama Allah'a güvenmemek meselesi vardır. Evet. Ben, bütün mesele oradadır. Abdülaziz hocam, lafını balla kesiyorum ama hakkını helal et. Ezana son bir dakikadan da belki daha az. Ben o soruyu da alalım. Cehennem bir tane mi cehennem var? Cennet bir tane mi? Bunların dereceleri yok mudur? Tabii şimdi o... Cennetin İsra, ve cehennemin dereceleri var mıdır? İsra suresinin 17. ayet olmalı yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki Allahü Teala, undur keyfe fattalina ba'dahum ala ba'd. Bir bak bakalım diyor, insanlardan birini diğerine nasıl farklı hale getirmiştir. Getirmişizdir. Velel ahiretu ekberu derecatin ve ekberu tefdila. Ahirette dereceler çok hocam. Daha büyük, farklılıklar çok ezana daha belirgindir diyor. Şimdi ezanımızı dinleyelim. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni, anamla babamı, ailemi ve milletimi koru. Rahmetini esirgeme ülkemizden. Senin
her şeye gücüm yeter. Evet, iftarımızı açtık, oruçlarımızı açtık. Cenab-ı Allah oruçlarımızı kabul etsin. Amin. Cenab-ı Allah bütün bu mübarek Ramazan'da ettiğimiz duaları da kabul etsin. Rabbim herkesin zorunu kolaylaştırsın. Dağlarını ovaya çevirsin. Rabbim yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimizin dünyanın dört bir tarafında, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Somali'de, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta bütün zulüm gören kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim onları firavunlara karşı muzaffer eylesin. Gazalarını mübarek eylesin. Yar ve yardımcıları olsun inşallah. Abdülaziz Hocam, Bilal kardeşimiz. Hocam Allah razı olsun. Amin, geldiniz, söylemek istediğiniz sizlerinde. Valla ben şunu söyleyeyim, çok az bir vaktimiz var. Evet. İki türlü din anlayışı vardır. Birisi aklınızı cebinize koyduran din anlayışıdır. Eğer bu din konusunda, İslam konusunda sen bunu anlamazsın diyorsa birisi, kesinlikle ondan uzaklaşın. Yani doğru din aklınızı çokça çalıştırdığınız dindir. Eğer aklınızı kullanmazsanız, çok affedersiniz, insanlar sizi koyun yerine koyar, size çoban olmaya kalkarlar. Kendinizi çoban, koyun sayıyorsanız isteyen kişi size çobanlık yapar. Hiç çoban seçme hakkınız yoktur. Ama siz koyun değil, siz insansınız. Onun için din, doğru dini yaşamak isteyen aklını sonuna kadar kullanmak zorundadır. Evet. En küçük şey burada ben anlamam dediğiniz zaman işiniz hocam, kötü. Hocam son bir soru soracağım. Evet. Biber gazı orucu bozar mı? Vallahi bile ya, herkes bunu soruyor. Yo, şey değil, o insanların isteyerek aldıkları bir şey değildir. Ondan dolayı bozulmaz. Evet, evet. Biber gazı da orucu bozmazmış. İsteyerek, yani insanların yiyip içtiği bir şey değildir. Rahatlıkla yani yiyebiliriz. Öyle olsa toz, duman falan da orucu bozması peki lazım. Peki arkadaşlar, reklama giriyoruz. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Hac ve Resul sevdasıyla yanıp tutuşanlar, işte sizler için Abdurrahman Önül'den Hac İlahileri seti. 4 albüm, 42 ilahi, sadece 10 lira. Evet, yanlış duymadınız.